Sevgili dostlarım merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyi olun, keyfiniz yerinde olsun, hiç dert etmeyin, gayet sakin olun. Öncelikle sakin olacağız sevgili dostlarım. Bu arada biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde trader ekonomistler sağda solda çıkıp şunu söylüyorlardı. Fed faiz indirecek, kesin faiz indirecek. Hatta bu kez 25 bas puan değil 50 bas puanlık bir faiz indirimine gidecek. Powell'a rağmen bunu söylediler. Bölgesel Fed başkanlarının açıklamalarına rağmen bunları söylediler. Amerika'da açıklanan verilere rağmen bunları söylediler. Resmen insanların gözünün içine baka baka insanları, yatırımcıları, özellikle küçük yatırımcıları kandırdılar. Kandırdılar diyorum çünkü o verilerin ne olduğunu çok net biliyorlardı. Azıcık küçücük finansal okur yazarlığı olan herkes Amerika'da açıklanan verilerin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor sevgili dostlar. Bundan emin olun. Yani o açıklamaları yanlışlıkla yapmadılar ya da o verileri yanlış yorumladıkları için böyle açıklamalar yapmadılar. Alenen sizleri kandırmak için, alenen sizleri yanlış yönlendirmek için bu açıklamaları yaptılar sağda solda. Televizyon kanallarında, gazetelerde, dergilerde, internet sitelerinde. Bir kere bunu bir tarafa koyalım. Herkes yaptığı yanlışın bedelini ödeyecek. Öyle söyleyecek, kenara çekilecek, ondan sonra ben söylemiştim diyemeyecek. Sevgili dostlarım, ısrarla kaç aydır Fed faiz indirecek, Amerikan ekonomisiyle ilgili resesyon sıkıntıları var falan gibi açıklamalar yapıyorlar. Oysa Amerika'daki veriler her seferinde daha olumlu geliyor. Bunu ben size ısrarla söylemiştim. Bakın, Amerika'da işsizlik verisi son 50 yılın en düşük seviyesinde. Amerika'da enflasyon son 17 ayın en yükseğinde. Çekirdek enflasyondan bahsediyorum. Bizdeki gibi tırışka enflasyon rakamları açıklanmıyor Amerika'da. Neyse o. Son 17 ayın en yüksek seviyesinde olan bir enflasyondan bahsediyoruz. Amerika'da işsizlik başvuruları her geçen gün azalıyor. Amerika'da özel sektörün yarattığı istihdam her geçen gün artıyor. Amerika'da tarımla ilgili veriler her geçen gün daha iyi geliyor. Sanayiyle ilgili, üretimle ilgili veriler her geçen gün daha iyi geliyor. Bu nedenle de Amerika'da piyasanın iyi olduğunu, ekonomik verilerin iyi olduğunu ve Fed'in bir faiz indirimine gitmeyeceğini ısrarla sizlere söyledim. Bizi dinleyen oldu, dinlemeyen oldu. Bakın, geçen ay, geçen dönem daha doğrusu faiz indirimine gidip faiz indirilsin diye oy kullanan bölgesel Fed başkanları bile pişman olduklarını açıklıyorlar. Evet, 25 bas puanlık indirime verdikleri oyun bile yanlış olduğunu ifade ediyor Amerika'daki bölgesel Fed başkanları. Pek çoğu fikir değiştirdi. Yeni dönemde yeni bir indirime karşı duracaklarını söylüyorlar. Amerika'da gelen verilerin yeni bir faiz indirimini kaldırmayacağını, çok ciddi enflasyonist bir ortam yaratacağını söylüyorlar. Bundan sonraki süreçte istihdam verilerini öncelik tanıdıklarını söylüyorlar. Sevgili dostlarım bakın, Amerika'da konut piyasası da oldukça canlı gidiyor. Hem sıfır inşaat sektöründe hem de ikinci el inşaat sektöründe hareketli günler yaşanıyor Amerika'da. Ve tüm bunların toplamında da Fed'in faiz indiriminin bir intihar olacağını ısrarlı bir şekilde sizlere söyledim. Ama trader ekonomist abilerimiz ısrarlı bir şekilde bu verileri kendileri de görmelerine rağmen, okumalarına rağmen, araştırma bölümlerinden gelen tüm raporlara rağmen sizleri yanlış yönlendirmeye devam ettiler. Israrla şunu söylediler. Fed faiz indirecek. Dünyada bir resesyon riski var. Amerika'da bir resesyon riski var. Amerika'da ekonomistlerin %40'ı aslına bakarsanız resesyona giden bir Amerika'yı görüyorlar. O nedenle de kesinlikle bir faiz indirimi olacak dediler. Kimileri öyle uçtu ki 50 bas puan, 100 bas puan indirimler yapılacak dedi. O kadar uçtular. Ama bir kez daha söylüyorum, özellikle bugün gelen veriler sonrasında, Amerika'da açıklanan ISM verileri sonrasında, işsizlik verileri sonrasında
hiçbir şekilde FED faiz indirmeyecek. Çok net bir şekilde söylüyorum. FED faiz indirmeyeceği gibi bizimkilerde 300 ile 400 bas puan arasında bir intihar faiz indirimi yapacaklar. İntihar faiz indirimi diyorum çünkü bu faiz indiriminden sonra doların kontrolü tamamen ellerinden çıkacak. İsteseler de çıkacak, istemeseler de çıkacak ama büyük ihtimalle zaten doların yukarıya doğru gitmesini istiyorlar. Bakın sevgili dostlarım. Şimdi ISM verilerini okuyacağım sizlere. ISM'in ne olduğunu öncelikle söyleyeyim. İmalatta ve imalat dışında 2 ISM verisi, 2 ISM endeksi var. ISM endeksi 2-3 verinin bir araya gelmesinden oluşan bir endeks. Üretim, iş gücü, yeni sipariş, stok gibi veriler bir araya geliyor. Bir ortalama alınıyor ve bunun sonrasında da ortaya bir endeks çıkıyor sevgili dostlar. Bugün imalat dışı ISM geldi. 1. Fabrika siparişleri geldi. 2. İşsizlik maaşı başvuruları geldi. 3. Özel sektör istihdam verileri geldi. 4. Amerika'da 4 önemli veri açıklandı. Bakın 4 önemli veri. Ve bu 4 önemli veri de Fed'in önümüzdeki günlerde asla ve katta faiz indirmeyeceğini gösteriyor. Bakın bu kadar kesin ve net konuşuyorum. Asla ve katta diyorum faiz indirmeyeceğini gösteriyor. Karnımızdan konuşmamıza gerek yok. Net bir şekilde söylüyorum sizlere. Şimdi tek tek bu verileri anlatacağım sizlere. Ne geldiğini söyleyeceğim ve bunun sonrasında da neden Fed'in faiz indirmeyeceğinin altını çizeceğim. Bakın ABD imalat dışı ISM endeksinde beklenti 54'tü. 56.4 geldi sevgili dostlar. Ne demektir bu? Hemen anlatayım şimdi sizlere. Eğer ki endeks yukarıyı gösteriyorsa yani 50 puanın üzerindeyse 50 ile 100 aralığındaysa büyüme var demektir o ülkede. Talep var demektir o ülkede. İşler iyi gidiyor demektir. 50'nin altındaysa o ülkede küçülme var demektir. İşler iyi gitmiyor demektir. Ya da o sektörde küçülme var demektir. İşler iyi gitmiyor demektir. 50 ise de nötr bir çizgidedir. Yani ne büyüme vardır ne küçülme vardır. Hatta tehlikesi de şudur. Bir resesyon ihtimalini işaret edebilir. Bir durgunluk durumunu işaret edebilir 50'de. Onun için 50'de kritik bir seviyedir. Bakın Amerika'daki beklenti 54 idi. 56.4 geldi. Çok iyi bir rakamdan bahsediyoruz. Yani Amerika'da imalat dışı alanlardaki ISM'e baktığınız zaman İşler yolunda, tıkırında. Peki iş sadece ISM'le mi kalıyor? Hayır. Amerika'da fabrika siparişleri yani bir yığın alandan fabrikalara verilen siparişler, perakende satışlar gerçekleşiyor. Piyasanın canlılığı var. Piyasa içerisinde alışveriş var ve bunun sonrasında da fabrikalara dönülüp toptan siparişler veriliyor. İşte o siparişlerin sonucu geldi. Amerika fabrika siparişleri Temmuz'da %1 bekleniyordu artış. Bakın %1 bekleniyordu. %1.4 geldi. Burada da ciddi bir beklenti dışı hareket var sevgili dostlarım. %1 beklenti vardı. 1.4'lük bir artış geldi. Ne de Amerika'da fabrika siparişlerinde bir artış söz konusu. Yani piyasanın canlı olduğunu gösteren diğer bir veri de bu. Gelelim üçüncü veriye. İşsizlik maaşı başvuruları. Yani işsiz kalıp maaş için başvuruyorsa çok sayıda insan, beklentilerin üzerinde bir başvuru varsa burada bir risk var demektir. İşsizlik maaşı başvuruları 215 bin bekleniyordu. 217 bin geldi. Yani kafa kafaya geldi. 215-217 bin bu arada düşük bir işsizlik başvurusu beklentisi. Amerika gibi bir ekonomi göz önüne alındığında. Şimdi dördüncü veriye bakalım. Esas burada büyük bir sürpriz var bana göre. Özel sektör istihdamı 195 bin kişi artıyor. Özel sektör 195 bin kişilik ek istihdam yaratıyor. Beklenti 148 bin. 148 bin beklenti 195 bin kişi artıyor. Özel sektörün sağladığı istihdam. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Çok net bir şekilde Amerika'da işler çok ama çok iyi. Beklenenden daha iyi. Trump'ın ekonomisi işe yaradı. Trump'ın Çin'e kafa tutması, pek çok üretici firmayı ısrarlı bir şekilde Amerika'ya çekmesi, Çin'de üretim yapmayın, gelin Amerika'da üretim yapın demesi büyük bir fayda sağladı.
ve istihdam ortamı arttı. Böyle bir koşulda Amerika faizleri aşağıya çekerse enflasyonda dehşet bir patlama olur, bir balon oluşur. İşte o balon oluştuğu zaman da tekrar dön başa yapmak zorunda kalır Amerika. Fed bunu göze alamaz, almayacaktır da zaten. Geçmiş tecrübesi çok yakın. Dünyanın en büyük ikinci krizi 2007-2008 yıllarında yaşandı. Birinci kriz yine Amerika'da çıkmıştı. Büyük buhran biliyorsunuz 1928 krizi ve 1928 krizinden sonraki en büyük kriz 2007-2008 krizi. Yakın tarihimizde yaşadığımız en büyük kriz, 100 yılın da en büyük krizi aynı zamanda. Fed böyle bir krizin daha yaşanmasına izin vermeyecek. İzin vermeyeceği için de faizleri kontrol altında tutacak. Yani bu seviyelerde tutacak. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar olduğu belli sevgili dostlarım. Amerika'da bir resesyon ihtimali net bir şekilde ortaya konulmaya başlanırsa, yani işsizlik başvuruları artarsa, iş yapılamadığı için işçi çıkartılmaya başlanırsa, istihdam verileri aşağıya doğru giderse, fabrika siparişleri düşerse, ISM endeksleriyle ilgili problemler ortaya çıkarsa, konut satışlarıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşanırsa elbette o zaman Fed faiz indirimine gidecek. Ama bugün için faiz indirimine gitmesi konusunda hiçbir neden yok ortada. Bakın göreceksiniz 18 Eylül'de Fed herhangi bir faiz indirimine gitmeyecek. Faiz indiriminin yanında olan pek çok Fed başkanı da videonun başında da söyledim, artık biz faiz indiriminin yanında değiliz diyor. Pişmanlık açıklamaları yapıyorlar. Pişman olduklarını söylüyorlar. 25 baz puanın sembolik bir faiz indirimi olduğunu ifade ediyorlar. Ve aslında topu Trump'a atıyorlar. Trump istediği için biz bu faiz indirimini yaptık diyorlar. Fed yeni bir faiz indirimi yapmayacağı gibi önümüzdeki birkaç dönem daha bu yıl sonuna kadar faiz indirimi beklentisi içerisinde olmayın. Hatta eğer ki veriler bu şekilde gelmeye devam ederse ve enflasyonla ilgili bir kıpırdanma gözlemlerse bir faiz artışına gidilecektir. Piyasanın şu anki hali, Amerikan ekonomisinin şu anki hali Trump'ın da Fed'in de işine geliyor aslına bakarsanız. Trump sürecin bu şekilde devam etmesini istiyor. Fed sürecin bu şekilde devam etmesini istiyor. Her ne kadar karşılıklı kavgalı gibi olsalar da, her ne kadar Trump Powell'a yüklense de şu anki dengeler her iki tarafında işine geliyor. Fed faiz indirimine gitmeyecek. Bakın altın çizerek söylüyorum. Tereddütle söylemiyorum. Bir tahminde de bulunmuyorum artık. Fed faiz indirimine gitmeyecek diyorum. Kesin ve net söylüyorum sizlere. Hodri meydan diyorum. Ne 25 bas puan, ne 50 bas puan, ne 100 bas puan herhangi bir faiz indirimi Fed tarafından yapılmayacak. Zaten yapılamaz da. Bu koşullar içerisinde Fed'in bir faiz indirimine gitmesine uygun zemin oluşturmuyor. Şimdi gelelim Türkiye'ye son olarak. Fed faiz indirmeyecek. Bizimkiler büyük ihtimalle diyorum bakın büyük ihtimalle 300 baz puan civarında bir faiz indirimine gidecek. Çünkü yıl sonunda tek hane hedefliyorlar. Ve olası bir kur şoku ya da olası bir enflasyonist ortama karşı kendilerini hazırlayabilmek, kendilerine bir pay yaratabilmek için faizleri aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Kur, dolar kuru büyük ihtimalle bu verilerden de sonra önümüzdeki hafta 6-6.25 aralığına hatta 6.25 üzerine doğru hareket edebilir. Önümüzdeki hafta dolar kuru, Fed'in faiz indiriminin iyiden iyiye ortadan kalkması, bizim Merkez Bankamızın iyiden iyiye faiz indirim beklentisinin artmasıyla birlikte büyük ihtimal diyorum 6.25 seviyesine doğru ilerleyebilir sevgili dostlar. Bu söylediklerimi bir kenara not edin. Çok önemli ayrıntıları bu videoda sizlerle paylaştım. Tüm bu beklentiler ışığında da dolar Türkiye'de hızlı yükselişine önümüzdeki haftadan itibaren başlayabilir. Sakın şu anki 5.66, 5.67, 5.69, 5.70 seviyelerine kanmayın sevgili dostlarım. İşin rengi yavaş yavaş değişiyor, haberiniz olsun. Evet sevgili dostlarım, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve tabii ki eğer ki videomu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın.